Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Dün akşam tüm haberlerin manşetinde yer alıyordu. 21 yaşındaki kardeşimiz tekvandocu yurt dışında Mısır'da bizleri temsil ederken kalp krizinden hayatını kaybetti. Evet. Acaba genç yaşı olması, tetkikler sporcu dalında birçok tetiklerden geçiyor fark edilemedi mi? Genç yaşta hayatını kaybetti. Öncesinde sizden bir değerlendirme almak isterim. Kardiyoloji sonuçta dünyada ölüm sebebi olan hastalıkların başında gelmektedir. Evet. İkinci sırada kanser gelir. Kardiyolojiyle ilgili çok fazla branşım olmamakla birlikte... Tetiklerde fark edilemiyor mu acaba bu tür rahatsızlıklar? Murat Hocam size de soruyorum. Tabii ki yani şeyde doğuştan bir takım kalp hastalıkları evet. var bildiğiniz gibi. Bir de sonradan oluşan yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan hastalıklar var. Bu yaş ilerlemesiyle ortaya çıkan hastalıkların başında ateroskleroz geliyor. Bu evet. ileri yaşlardaki ateroskleroza bağlı kalp damarlarında, koroner arterlerde oluşabilecek olan bir takım patolojileri erken dönemde tespit etme şansı olabiliyor. Tabii bunun için önce hastanın bir kardiyoloji uzmanına muayene olmasının faydası var. Bunun altını çizmek isteriz. Tarama testi olarak da BT anjiyografi denilen son derece non-invazif bir yöntemle bunu saptamak mümkün. Doğuştan olan hastalıkların tanısında pediatrik kardiyologların yaptıkları incelemeler çok önemli. Pediatrik kardiyologların yaptıkları evet. incelemeler. Bunların içinde pediatrik ekokardiyografiyi başta sayabiliriz. Bütün bunlara rağmen yani herhangi bir şekilde hiçbir şey bulunmasa bile normal bir kişide bile ani olarak bir kalp krizi riski her zaman için mevcut tabii. Her yaşta olabiliyor. Evet. Belki bugün içinde tanımlanamayan veya henüz daha ne olduğu bilinmemiş bir takım şeylerden ileri gelebileceğini evet. düşünüyorum. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.